İkinci hikaye. Bir karşılaşma. Vahşi Batı ile bizi tanıştıran Joe Dillon'dı. The Union Jack, Pluck ve The Halfpenny Marvel'ın eski sayılarından oluşan küçük bir kütüphanesi vardı. Okuldan sonra her akşam evinin arka bahçesine toplanır, Kızılderili savaşları düzenlerdik. O ve şişko küçük kardeşi Aylak Leo, ağırın samanlığını müdafaa eder, bizse saldırıp ele geçirmeye çalışırdık. Bazen de çayırda meydan muharebesi yapardık. Ancak ne kadar iyi mücadele edersek edelim, ne kuşatma ne de muharebe kazanabilirdik. Tüm karşılaşmalar Joe Dillon'un zafer dansıyla son bulurdu. Anne babası her sabah Gardiner Caddesi'ndeki ayine giderlerdi. Ve Bayan Dillon'un huzur dolu kokusu evin girişine yayılırdı. Ancak bizim gibi kendisinden daha küçük ve ürkek olanlar için biraz fazla sert oynardı Joe. Bahçede hoplaya zıplaya oynarken bir çeşit kızılderili gibiydi. Başında eskimiş bir çaydanlık örtüsü, yumruğuyla bir tenekeye vurup çığlıklar atardı. Rahipliğe hevesi olduğu söylenince kimse inanamamıştı. Ancak doğruydu bu. Bir asilik ruhu kapladı bizi. Bu ruh halinin etkisi altında kültür ve mizaç farklılıklarını bir kenara ittik. Bağlandık birbirimize. Kimimiz cesurca, kimimiz öylesine ve kimimiz de neredeyse korkudan. Bu son grupta inek ya da dayanıksız gibi görünmekten korkan gönülsüz kızılderililer grubundakilerden biriydim ben. Vahşi Batı hikayelerindeki maceralar mizacıma uzak şeylerdi. Ancak en azından kaçış kapıları açıyorlardı. Zaman zaman bakımsız, sert ve güzel kızların kol gezdiği Amerikan polisiyelerini daha çok seviyordum. Bu hikayelerde sakıncalı bir şeyler olmazdı ve hatta kimi zaman edebi bir amaç taşırlardı. Ama yine de okulda gizli gizli paylaşılırlardı. Günlerden bir gün Peder Butler Roma tarihinin 4 sayfasından sözlü yapıyorken acemi Leo Dillon The Halfpenny Marvel nüshasıyla yakalandı. Bu sayfadan mı yoksa şuradan mı? Tamam, bu sayfadan. Dillon kalk ayağa. Gün daha yeni. Devam et. Hangi gün? Gün daha yeni ışımıştı ki. Çalıştın mı oraya? Ne var senin cebinde? Leo Dillon nüshayı uzatırken herkesin kalbi küt küt atmaya başlamış ve yüzlerce masumane bir ifade belirmişti. Peder Butler kaşlarını çatarak sayfaları çevirmeye başladı. Bu müsvedde de neyin nesi dedi. Apache şefi seni. Roma tarihi çalışmak yerine bunları mı okuyorsun? Bundan böyle okulda bu tür ıvır zıvır şeyleri bir daha görmek istemiyorum. Bunu yazan adam muhtemelen bu gibi şeyleri bir bardak içki karşılığında yazacak sefil herifin tekidir. Sizin gibi eğitimli çocukların böyle şeyleri okuyor olması beni şaşırttı. Sizler, hani devlet okulu öğrencisi falan olsanız anlarım da. Bak Dillon, seni uyarıyorum. Derslerinle ilgilen. Yoksa okulun ayık saatlerinde gelen bu azar benim için Vahşi Batı'nın ihtişamına bir hayli gölge düşürmüş ve Leo Dillon'un sersemlemiş ablak ifadesi de vicdanımda bir duyarlılık uyandırmıştı. Ancak okulun baskıcı havasından uzaklaştığımda tekrardan o yontulmamış hislere. Bana sadece bu düzen dışı hikayelerin sağlayabildiği kaçışa açlık duymaya başlıyordum. Sonunda akşamki yapmacık savaşlar da sabahki okulun sıradanlığı gibi bıkkınlık verici olmaya başlamıştı benim için. Çünkü ben başımdan gerçek maceralar geçmesini istiyordum. Ancak anladığım kadarıyla gerçek maceralar evde oturanların başına gelmiyordu. Dışarılarda aranmalıydı. Okul hayatının verdiği bıkkınlığını en azından bir günlüğüne de olsa kırmaya karar verdiğimde yaz tatili yaklaşmıştı. Leo Dillon ve adı Mahoney olan bir çocukla birlikte günübirlik ortalıktan kaybolmayı planladık. Her birimiz yarım şilin biriktirmiştik. Sabah saat 10'da Kanal Köprüsü üzerinde buluşacaktık. Mahoney'nin ablası ona bir mazeret notu yazacak, Leo Dillon da kardeşine kendisinin hasta olduğunu söyleyecekti. Rıhtım yolu boyunca gemilere varıncaya dek ilerleyecek. Ardından feribotla karşıya geçip güvercin evini görmeye gidecektik. Leo Dillon, Peder Butler ya da okuldan birine rastlayacağız diye endişeleniyordu. Ama Mahoney gayet makul bir şekilde güvercin evinde Peder Butler'ın ne işinin olacağını sordu. İkna olmuştuk ve diğerlerinden yarım şirin toplayıp aynı zamanda benim de eklediğimi onlara göstererek planın ilk safhasını tamamlamış oldum. Bir önceki akşam plana son şeklini verirken hepimiz hafiften heyecanlıydık. Gülerek el sıkıştık ve Mahoney şöyle söyledi. Yarın görüşmek üzere gençler. O gece huzursuz uyudum. Sabah köprüye ilk gelen bendim. Oraya en yakın oturan olarak kitaplarım kimsenin gelip geçmediği bahçenin sonunda gül çukurunun yanındaki uzun çayırların arasına sakladım ve kanal boyu koşturdum. Haziran'ın ilk haftasında ılık ve güneşli bir gündü. Köprü duvarının semerine oturup geceden kille özene bezene beyazlattığım narin bez papuçlarıma hayran hayran bakmaya ve uysal atların bir tramvay dolusu işe giden insanı yokuş yukarı çekişlerini izlemeye koyuldum.
Sokak boyu uzanan upuzun ağaçların tüm dalları küçücük yeşil parlak yapraklarla canlanmıştı. Ve bu yaprakların arasından süzülerek geçen güneş suya vuruyordu. Köprünün granit taşı ısınmaya başlamıştı ve çok geçmeden kafamın içindeki bir nameye uğurlayarak ellerimle taşın üstte tempo tutmaya başlamıştım. Çok mutluydum. 5-10 dakikadır oturmaktaydım ki Mahoney'nin gri takım elbisesinin yaklaştığını gördüm. Gülümseyerek yokuşu tırmandı ve köprüye gelerek yanıma tırmandı. İç cebine kabarıklık yapan sapanını çıkarıp üzerine yaptığı bazı geliştirmeleri anlattı. Onu neden yanında getirdiğini sorduğumda ''Kuşların biraz tozunu alırız diye yanına getirdim'' şeklinde cevap verdi. Mahoney çok argolu konuşurdu ve Peder Butler'dan hurda bansır diye bahsederdi. Çeyrek saat kadar daha bekledik ama yine de Leo Dillon'dan ses seda yoktu. En sonunda Mahoney yere atlayıp şöyle söyledi. ''Al işte, Şişko'nun tırsacağını biliyordum.'' ''Ya yarım şilini?'' dedim. ''O da cayma parası'' dedi Mahoney. ''Bizim de işimize gelir. Bir yerine 1,5 şilin.'' Sülfat fabrikasına gelene dek kuzey sahil yolunda yürüdük. Sonra sağa, rıhtım yoluna döndük. Gözlerden uzaklaşır uzaklaşmaz Mahoney kızılderecilik oynamaya başladı. Boş sapanını sağa sola savurarak pejmürde kılıklı bir kız grubunu kovalamaya başladı. Ardından iki pejmürde kılıklı olan şövalyeli kuruna bize taş atmaya başlayınca üzerlerine hücum etmeyi önerdi. Çocuklar çok küçükler diye itiraz ettiğinde yolumuza devam ettik. Şapkasında bir kriket kulübünün gümüş arması bulunan Esmer Mahoney'i protestan zannettiklerinden pejmürdeler taburu arkamızdan süt bebeleri diye bağırıyordu. Smoothing Iron Plajı'na geldiğimizde bir kuşatma planladık ama başarılı olmadı. Çünkü en az 3 kişi olması gerekiyor. Leo Dillon'dan öcümüzü ne de ödlek olduğunu söyleyerek ve saat 3'te Bay Ryan'dan ne kadar sopa yiyeceğini tahmin ederek aldık. Nehir kenarına inmiştik. Yüksek taş duvarlarla kuşatılmış, gürültülü sokaklarda vinçlerin, motorların çalışmalarını izleyerek ve sık sık gıcırdaya gıcırdaya giden yük araçlarının önlerinden çekilmediğimiz için azar işiterek uzun süre dolaştık. İskelelere vardığımızda öğlen olmuştu. Öğle yemeği molası vermiş gibi duran tüm işçiler gibi biz de iki büyük üzümlü kek alıp yemeye nehrin kenarında duran metal bir borunun üstüne oturduk. Dublin ticaret merasimlerini temaşa ederek keyifli vakit geçirdik. Yünlü dumandan bukleleriyle uzaklardan işaret eden mavnalar, Ringsend'in ötesindeki kahverengi balıkçı filosu, karşı iskelede boşaltılan büyük beyaz yelkenli. Mahoney o büyük gemilerden biriyle denize kaçmanın nefes kesici bir şey olacağını söyledi. Ve ben bile o upuzun gemi direklerine bakarken okulda bana yarım yamak aşılanan coğrafyanın peyderpey gözlerimin önünde cisme büründüğünü görür ya da hayal eder gibi oldu. Okul ve ev bizden uzaklaşıyor. Üzerimizdeki etkileri zayıflıyor gibiydi. İki işçi ile çantası olan küçük bir Yahudinin yanında gidebilmek için paramızı onlarla birlikte ödeyerek feribotla Liffey'e geçtik. Vakar derecesine varan bir ciddiyet içindeydik. Ancak bu kısacık yolculuğun bir anında göz göze gelip gülüştük. İndikten sonra karşı iskeledeyken gördüğümüz o endamlı üç direklinin boşaltılışını izledik. Yanımızda duran birisi onun bir Norveç gemisi olduğunu söyledi. Geminin kıç kısmına doğru gidip üzerindeki armayı çözmeye çalıştım. Ama beceremeyip geri geldim. Ve bu yabancı denizcilerin herhangi birisinin yeşil gözlü olup olmadığına baktım. Zira böyle bir kanıya sahiptim. Denizcilerin gözleri mavi, ela ve hatta karaydı. Gözleri yeşil denilebilecek tek denizci iskele tahtalarının her düşüşünde ''Tamam, tamam'' diye neşeli bir şekilde bağırarak kalabalığı eğlendiren uzun boylu bir adamdı. Bu manzaradan sıkılınca ağır ağır Ringsend'e doğru ilerledik. Hava bunaltıcı bir hale almıştı. Bakkalların vitrinlerindeki bayat bisküviler rengi atmış bir vaziyette duruyorlardı. Biraz bisküvi ve çikolata alıp balıkçı ailelerin yaşadığı izbe sokaklarda gezerken büyük bir iştahla yedik. Mandıra bulamayınca bir işportacıya gidip birer şişe frambuazlı limonata aldık. Bununla ferahlayınca Mahoney yol boyu bir sürü kediyi kovaladı. Ama kediler geniş bir araziye kaçtı. İkimiz de bir hayli yorgun hissediyorduk. Araziye varır varmaz tepesinden Dudder nehrini görebileceğimiz bir bayıra doğru ilerledik. Çok geç olmuştu ve güvercin evini ziyaret etme projemizi gerçekleştiremeyecek derecede yorgunluk. Ne olur ne olmaz maceramız ortaya çıkar diye saat 4'ten önce evde olmalıydık. Mahoney üzgün üzgün sapanına bakıyordu ki oyunbaz havasına yeniden kavuşmadan trenle eve gitmeyi önerdim ben. Güneş bulutların ardına girip bizi bıkkın düşüncelerimiz ve yiyecek kırıntılarımızla baş başa bıraktı. Bizden başka kimse yoktu arazide. Bir süredir yerde sessizce uzanmaktaydık ki arazinin uzak ucundan bir adamın yaklaşmakta olduğunu gördüm.
Kızların fal baktıkları şu çayır saplarından bir tane ağzımda çiğniyorken tembel tembel adamı izliyordum. Kıyı boyunca ilerleyip yavaş yavaş yanımıza doğru geldi. Bir elini kalçasına koymuş yürüyordu. Diğer elinde ise çimlere hafif hafif vurduğu bir değnek vardı. Yeşilimsi siyah, eski püskü bir takımı vardı. Ve bizim eskiden lazımlık şapka diye isimlendirdiğimiz tepesi yüksek bir fötür şapka takmıştı. Bıyığı kül girisi olduğundan epey yaşlı duruyordu. Ayaklarımızın ucundan geçerken bize hızlı bir bakış atıp yoluna devam etti. Gözlerimizin ucuyla takip ediyorduk onu. Ve bir de baktık ki yaklaşık 50 adım kadar attıktan sonra gerisin geriye döndü. Ve tekrar bize doğru yürümeye başladı. Elindeki değneği durmadan yere vurarak bize doğru yavaşça ilerledi. O kadar yavaştı ki çimenlerin arasında bir şeyler arıyor zannettim. Bizimle aynı hizaya gelince durdu ve bize iyi günler dedi. Biz de karşılık verdik. Bayırda yanımıza oturdu. Yavaşça, çok dikkatli bir şekilde. Havadan bahsetmeye başladı. Çok sıcak bir yaz olacağını, çocukluğundan, çok çok eskilerden. Mevsimlerin epeyce değiştiğini söyledi. İnsan hayatının en mutlu döneminin şüphesiz okul çağı olduğunu ve tekrardan genç olabilmek için her şeyi feda edebileceğini söyledi. Bizi sıkan bu hislerinden bahsederken ağzımızı açmadık. Derken okuldan, kitaplardan bahsetmeye başladı. Thomas More'un şiirlerini, Sir Walter Scott'ın ve Lord Lytton'un eserlerini okuyup okumadığımızı sordu bize. Bahsettiği her kitabı okumuşum gibi yapınca nihayet şöyle söyledi. "Ha, anladım ki sen de benim gibi bir kitap kurdusun. Gel gelelim," diye ekledi. Gözlerini açmış dikkatle bizi izleyen Mahoney'i işaret ederek, "O farklı, oyun meraklısı. Evinde Sir Walter Scott'ın bütün eserlerinin, Lord Lytton'un bütün eserlerinin olduğunu ve onları okumaktan asla usanmadığını söyledi." "Elbette," dedi. "Küçüklerin okuyamadığı bazı eserleri de vardı Lord Lytton'un." Mahoney, "Küçükler neden okuyamaz o kitapları?" diye sordu. Bana sıkıntı ve ıstırap veren bir soruydu bu. Zira adam beni de Mahoney kadar aptal zannedecek diye endişelenmiştim. Adamsa yalnızca gülümsedi. Ağzında sapsarı, dişlerin arasında geniş aralıklar olduğunu gördüm. Ardından hangimizin daha çok sevgilisi olduğunu sordu bize. Mahoney umursamazca üst fıstıkla çıktığını söyledi. Adam bana benim kaç tane olduğunu sordu. "Hiç," diye cevapladım. Bana inanmayıp "kesin vardır bir tane," dedi. Sesimi çıkartmadım. "Söyle bakalım," dedi küstahça Mahoney adama. "Senin kaç tane oldu?" Adam biraz evvelki gibi gülümseyip bizim yaşımızdayken onlarca sevgilisi olduğunu söyledi. "Her delikanlının bir küçük aşkı vardır," dedi. Onun yaşındaki bir adamın bu konuda böylesi geniş bir tavır sergilemesi bana çok ilginç gelmişti. Aslında düşündüğümde delikanlılarla sevgililere dair söyledikleri makul şeylerdi. Ama bu kelimelerin onun ağzından çıkması hoşuma gitmemişti. Ve sanki bir şeylerden ürpermiş ya da şeytan yoklamış gibi bir ilk kez neden titrediğini merak etmiştim. Konuşmasını sürdürürken güzel bir aksanı olduğunu fark ettim. Bize kızlardan bahsetmeye başladı. Saçlarında nasıl ipek gibi, ellerinin ne kadar da narin olduğunu ve "ah bir anlayan olsam, kızların göründükleri kadar iyi olmadıklarını" söylüyordu. Güzel, küçük bir kıza, onun bembeyaz güzel ellerine ve ipek gibi saçlarına bakmaktan duyduğu hazın başka hiçbir şeyde olmadığını söylüyordu. Ezberlediği bir şeyleri tekrarlıyormuş gibi ya da kendi sözlerinin büyüsüne kapılarak aklı ağır ağır defalarca aynı yörüngede dönüp duruyormuş gibi bir izlenim edindim. Kimi zaman herkesin bildiği bir gerçeğe gönderme yapıyormuş gibi konuşuyor, kimi zaman da sesini alçaltıp başkalarının duymasını istemediği bir sırrı bizimle paylaşıyormuş gibi esrarengiz bir şekilde konuşuyordu. Söylediklerini monoton sesiyle sarsarak ve ara ara değiştirerek sürekli tekrarlayıp duruyordu. Onu dinlerken bayırın aşağı ucuna doğru bakmaya devam ettim. Uzun bir müddet sonra monoloğu sona erdi. Yavaşça doğrulup birkaç dakikalığına ayrılması gerektiğini söyledi. Birkaç dakika boyunca ve bakışlarımın yönünü değiştirmeden arazinin bize yakın ucuna doğru ağır ağır ilerlediğini gördüm. Yanımızdan ayrıldığından beri konuşmamıştık. Birkaç dakikalık bir sessizliğin ardından Mahoney'nin "vay anasını, baksana ne yapıyor?" diye bağırdığını duydum. Karşılık vermeyip gözlerimde o tarafa doğrultmayınca Mahoney tekrar bağırdı. "Vay anasını, ne tuhaf herif bu ya." İsimlerimizi sorarsa dedim. "Sen Murphy'sin, ben de Smith." Başka da bir şey söylemedik birbirimize. Adam geri gelip de tekrar yanımıza oturduğunda orada durup durmayacağımı düşünüyordum hala. Mahoney kendisinden kurtulup kaçan kediyi gördüğü için ayağa fırlayarak araziye doğru hayvanı kovalamaya başladığında daha yeni oturmuştu adam. Adamla ben kovalamacayı izledik. Kedi bir kez daha kaçabilmişti. Ve Mahoney hayvanın üzerinden atladığı duvara taş atmaya başlamıştı. Sonrasında bundan vazgeçip arazinin öte tarafında boş boş dolanmaya başladı.
Bir müddet sonra adam benimle konuşmaya başladı. Arkadaşımın kaba bir çocuk olduğunu söyleyip okulda öğretmenlerden çok sopa yiyip yemediğini sordu. Kızgın bir şekilde kendi ifadesiyle sopa atılacak devlet okulu öğrencilerinden olmadığımızı söyleyecektim ama sessiz kaldım. Çocukları cezalandırma konusunda konuşmaya başladık. Aklı yine kendi konuşmasının büyüsüne kapılmış gibi yeni yörüngesine dönüp dönüp durmaya başlamıştı. Çocuklar o türden olunca sopalanmalı, hem de iyiden iyiye sopalanmalı diyordu. Bir delikanlı kaba ve haylazsa ona sağlam bir sopadan daha iyi gelecek bir şey yoktu. Ele bir tokat ya da kulağa bir şamar kafi değildi. İstediği sağlam, kızgın bir sopaydı. Bu fikrine şaşırmış ve beni istemsiz bir şekilde kafamı kaldırıp yüzüne bakmıştım. Bakar bakmaz seyiren bir alnın altından bana doğru keskince bakan bir çift cam göbeği gözle karşı karşıya geldim. Başka tarafa çevirdim gözlerimi yeniden. Adam monoloğuna devam etti. Biraz evvelki hoşgörülü tavrını unutmuş görünüyordu. Kızlarla konuşan ya da kızın birini sevgili edinen bir delikanlıya rastlarsa onu defalarca sopalayacağını söylüyordu. Bu ona kızlarla konuşmaması gerektiğini öğretecekti. Ayrıca bir delikanlı bir sevgilisi olur da bunu saklarsa onu öyle bir dövecekti ki eşine benzeri rastlanmamış bir dayak olacaktı bu. Hayatta bundan daha çok hoşuna gidecek hiçbir şeyin olmayacağını söylüyordu. Karma karışık bir gizi çözüyormuş gibi bir edayla böyle bir delikanlıyı nasıl döveceğini itiraf ediyordu bana. Bunu bu dünyadaki her şeyden daha çok arzuladığını söylüyordu. Sesi ise monoton bir şekilde beni bu gizin içine gezdirirken hemen hemen şefkatli bir hal almış ve bana onu anlamam için yalvarır gibiydi. Monoloğu tekrar sona erene kadar bekledim. Sonra aniden ayağa kalktım. Gerginliğimi belli etme endişesiyle birkaç saniyeliğine ayakkabımı sıkılıyormuş gibi yaptım. Ve ardından gitmem gerektiğini söyleyip ona iyi günler diledim. Bayırdan yukarı sakin bir şekilde çıktım. Ama kalbim adamın beni ayak bileklerimden kapacağı korkusuyla hızlı hızlı atıyordu. Bayırın tepesine vardığımda adamın yüzüne bakmadan dönüp araziye doğru yüksek sesle bağırdım. Murphy! Sesimde zorlama bir mertlik vardı. Ve bu adi taktiğimden utanıyordum. İsmini tekrar bağırmak zorunda kaldıktan sonra Mahoney beni fark edip de hop diye seslendi. Arazinin içinden bana doğru koşarken nasıl da çarpıyordu kalbim. Bana yardım getiriyormuş gibi koşuyordu. Ve pişmanlık hissettim. Çünkü içimden onu her zaman biraz küçümsemiştim.